Allah-u Teala dileyene mi dilediğine mi verir? Cari bir dikkat bir sual. Mesela bazı konular var. Allah-u Teala ilmi dileyen, isteyen herkese aynı şekilde önünü açar. Zenginliği de dilediğine verir buyuruyor. Onun işi nasıl getirir? Her dileyen zengin olamıyor. Mesela bazıları mağaza açıyor, iflas ediyor. Yan yana iki kişi açıyor. Birisi abad oluyor, birisi de iflas ediyor. Olabiliyor. İlim ise herkes kabiliyeti nispetinde. Öğrendiği müddetçe Cenab-ı Hak kendi kabiliyetine göre onun önünü açıyor. Veriyor yani. Öğrenmek isteyen. Ve bir de iman. Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimelerde, aynı şekilde hadis-i şeriflerde bildirilmiş. Genel olarak Allah dururken buyuruyor ki Allah Teala dilediği olur elbette. Ama Cenab-ı Hak kuluna bir irade vermiştir. Kul murad eder, irade ederse yani dilerse, ha bu İslamiyet neyin nesiymiş, nasıl bir şeymiş falan diye başlarsa araştırmaya, Allah Teala onun önünü açar ve hidayet verir. Ama hiç merak etmesi, ya kiyer sende, neymiş o ya, baş versende falan diyorsa önü kapalıdır onun. Durdurken vermez Cenab-ı Hak. Sebepler yaratmıştır. O sebebe yapışırsa verir. Sebepler yaratmıştır, o sebebe yapışırsa verir. Mesela diyelim ki burada bir dini program anlatılıyor. TGRT FM'de. İstanbul'da 93.1. Açtı. Dinledi. Allah Allah dedi ya. Hiç duymadığım şeyler falan dedi. Veya bana ters geliyor falan. Bir daha dinleyeyim bakayım falan. Bunlar bir kitap diyor. Tam İlmihal Saadet Ebe diyordu. Nasıl temin edilirmiş onu? Aradı, buldu, okudu. O arada ya Rabbi dedi, benim kafam karıştı. Benim altyapı falan yok. Bunlar böyle diyor, o birisi öyle diyor, bu böyle diyor. Mesela dinleyicimiz dedi ki, işte çalgılı ilahi mubah diyenler vardı. Ama dedi, ben sizi dinleyerek, araştırarak dedi ve netice itibariyle bugün dedi, aynı şekilde günah olduğunu, haram olduğunu anladım ve terk ettim dedi. Bu dinleyicimiz gayret etmiş. O gayretin neticesinde Allah-u Teala önünü açmış, kalbine de rahatlık vermiş. Evet, bu haramdır. Kalbine rahatlık vermiş. E birisi, yok canım sen de herkes böyle diyor falan, bir bunlar mı söylemiş falan. Birisi de böyle diyor. Bu tercihini böyle kullanıyor. Öbürüsü de dur ya, ne diyor bu? Haram diyor, küfür diyor, iman gider diyor. Bir araştırayım bakayım. Araştırıyor, netice itibariyle de insafla yaklaşıyor. Cenab-ı Hak da ihsan ediyor. İhsan eden gene Cenab-ı Hak. Ama bu insafla yaklaşıyor. Onun önünü de açıyor. Diğer konularda da bu böyledir. Mesela diyelim ki annesinden babasından öğrenmemiştir. Ondan sonra öyle hay hu 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 yaşamıştır. Bir kızcağız veya bir kadıncağız. O sana işte bir arkadaşını görmüştür, birisini görmüştür. Din, iman, ahiret, cennet, cehennem, tesettür, bir şeyler duymuştur. Merak etmiştir, bu neyin nesi? O sana bir kitap buluyor, başlıyor okumaya. Aa, namaz diyor falan, tü 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 falan. Ben niye kılmadım ki ya böyleyse falan. Onun önü açılmaya başlıyor, namaza başlıyor. Namaza başlıyor ama yarı çıplak. Bu sefer ondan utanmaya başlıyor. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim falan. Ondan sonra gene elini açıyor. Ya Rabbi diyor, bana kolaylık için. Bir bakıyorsun tesettüre de gidiyor. Ne yaptı bu kızcağız veyahut da kadıncağız? Gayret etti. Ateş deniyor, cehennem deniyor. Ya akıllı bir kimse şöyle düşünür. Ya bu anlatılanlar doğruysa, İmam Rabbani Hazretleri öyle buyuruyor ya. Öyle buyuruyor ya İmam Rabbani Hazretleri. Akıllı kimseler bir yalancının vermiş olduğu haberi ihtiyatla karşılar. Tehlikeli haberi. Bir yalancının tehlikeli haberini hemen ihtiyatla karşılar. Yani hemen kalkar, araştırır. Mesela yangın var diye bağırıyor. Ya tanıyoruz biz bunu, yalancının tekidir. Yalancının teki ama verdiği haber, sel geliyor diyor. Ondan sonra veyahut da aynı şekilde yangın var diyor. Kalkar, sağına soluna bakar, ne bileyim koklar bir şeyler. Bir araştırır yani. Akıllı kimse böyle hareket eder. Ve arkasına da ilave ediyor. Muhbir-i sadık buyuruyor İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri. Muhbir haber verendir. Muhbir-i sadık, doğru haber veren. Peygamber Efendimiz için kullanıyor aleyhissalatü vesselam bunu. Doğru haber veren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sadece o buyurmuyor, 124 binden fazla bütün peygamberler, cennet var, cehennem var, ahiret var, ölüm var, ölümden sonra dirilmek var, mahşer var, nizam var, hesap var. Anlatıyor. Bunların aynı şekilde yalan söyleme ihtimalleri yok buyuruyor. Ya akıllı bir kimse yalancının aynı şekilde tehlikeli haberine karşı ihtiyatlı davranır da, bunların yalan söyleme ihtimalleri söz konusu değil, en son gelen de muhbiri sadıktır, doğru haber vericidir. Akıllı kimse tedbir alır. Onun için burada dinleyicimizin ifade ettiği gibi kader konusu da bunun içerisindedir. Bu şekilde böyle hareket ederse, yaklaşırsa Cenab-ı Hak önünü açar. Dolayısıyla
Mesela dinleyicimiz kaderle alakalı olarak Cenab-ı Hak bizim yapacağımız işleri bilmiyor mu? Bilmek ayrı bir şeydir. Ama bu yaptı diye yazılması ayrı bir şeydir. Kader o iş yapıldıktan sonra yazılır. Çünkü defalarca değişebilir o. Senin tercihine göre. Senin tercihine göre. Mesela bir misal vereyim. Ben bugün Beylikdüzü İhlas Marmara evlerinde oturuyorum. Sabahleyin. Hava soğuk ya. Karlı da zaten. Yollarda buzludur şimdi. Bugün gitmeyeyim. Telefon açayım. Hastayım, ustayım diyeyim. Diyebilir miyim bunu? Bu bir tercihtir. Diyebilirsiniz. Gelmeyebilirim. Yatabilirim. Bu bir tercihti. Bu düşünceyle aynı şekilde gelmeyebilirdim. Gelmeseydim gelmemek kaderim olacaktı. Ama tercihimi kullanırsam o tarafa. Yok dedim ya, hava soğuk mu falan, yollar açık ya, herkes gidiyor bak. Çok ayıp olur ya, vücudumda da bir şey yok. Gideyim ben ya falan. Çıktım. Geldim. Stüdyoya girdim. Konuşuyorum. Buraya gelmek, konuşmak, bunları anlatmak kaderim oldu. Kaderim oldu. Ama tercih, bana ait. Yaratan Cenab-ı Hak. Ben tercih ettim, Cenab-ı Hak yarattı. O da murad etti ve yarattı. Peki benim buraya geleceğimi, birkaç tane alternatif vardı. Bocalayacağımı da, tercihimi ne tarafa kullanacağımı da. Ama sen bunlar böyle böyle yap demedi bana. Ben bunların hiçbirisini bilmiyorum. O biliyor. Tercihimi kullandım, yarattı ve şimdi geçti. Ha, Osman Ünlü bugün işte Beylikdüzü'nden Yeni Bosna'ya geldi. TGRT FM stüdyolarında program yaptı. Yazıldı. Ha, sadece yazılmakla gelmiyor. Hangi niyetle geldi, hangi niyetle yaptı onu da yazıyorlar tabii. Ne konuştu? Ne konuştu? Fotoköze ne dedi? Ne dedi? Ankara'da bugün evleri varmış, onlar da ifşa etti. Dolayısıyla biz tercih ediyoruz, Cenab-ı Hak da yaratıyor. Cenab-ı Hakk'ın ezelde bilmesi, bizim o yapacağımız işi tesiri yok. Peygamberler de aynı şekilde. Hatta melekler bile. Levh-i Mahfuz'da yazılı ama devamı değişebiliyor. Kazay-ı mübrem mi, kazay-ı muallak mı? Kendinden başka kimse bilmiyor. Bir sürü sebepler var. Kul hangisini tercih ederse Cenab-ı Hak onu yaratıyor. Hangisini tercih eder? O iş olduktan sonra o kimsenin kaderi o. Tercihi o. Şimdi efendim işte bunu öldürdü, kaderiymiş falan. Evet, kendi tercih etti ama. Tabancayı çekti, dağın vurdu. Kader böyleymiş falan. Sen kendin tercih ettin. Kendin tercih ettin ve kaderin oldu. Katil olmak kaderin oldu. Sen kendin tercih ettin. Yoksa Allah Teala seni zorla katil yapmadı. Öbürü ölmeyi tercih etmedi ama. Etmedi. O ölmeyi tercih etmedi. Ama ezelde Allah-u Teala herkesin bir ölüm sebebini yaratmıştır. Yani tercihimizin dışında olanlar da var değil mi? Ondan mesul değil ki o. Yani mesul olmuyoruz ama. Bu yapan mesul, evet. o mesul değil. Ha, o mazlum konumuna geçti, onun için avantaj oldu. O mazlum konumuna geçti. Ha, ne yaptı, ne etti onu da bilmiyoruz tabii de. Ne yaptı, ne etti onu da bilmiyoruz da. Zulme uğradı o. Ve netice itibariyle o alacaklı konumuna geçti. O ondan mesul değil. O yarın ahirette diyecek ki ya Rabbi bu beni öldürdü, ben de bundan hakkını isterim diyecek. Ama bu kimden isteyecek? Bunun öyle bir hakkı yok.